Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni sezona yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertler transferde önceliği forvet bölgesine verip listesindeki isimlere de görüşmelerini sürdürürken tanıdık bir ismi de gündemine aldı. Kanarya teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda bir dönem Süper Lig'de Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu'ya kanca attı. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı lacivertler Beijing Guoan'da oynayan 30 yaşındaki Kongolu golcü için oyuncunun menajeri ve kulübüyle temasa geçti. Bakambu'nun Çin ekibiyle 31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona eriyor. Bursaspor'da geçirdiği bir sezonun ardından 7,5 milyon euro karşılığında Villarreal ile transfer olan yıldız futbolcu İspanyol kulübünde 3 sezon forma giydikten sonra 40 milyon euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. Transferin önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. Süper Lig'de sezonun başlamasına 16 gün kaldı ve Fenerbahçe henüz istediği forvetle anlaşamadı. Takıma Serdar Dursun'u katan Kanarya mevcut kadroda elinde Enner Valencia ve Emunla Samatta da olmasına rağmen daha keskin bir golcü arıyor. Teknik direktör Vitor Pereira yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Süper Lig'in dinamiklerine hakim bir oyuncunun gelmesinin faydalarını yönetime iletti. Yeni transferin anlaşma sürecini de hesaplayan Portekizli çalıştırıcı gözünü ligin eski krallarına dikti. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği üzerine ligin son iki gol kralı Alexander Sørloth ve Aaron Boupensa ile temaslar devam ediyor. Norveçli yıldız için Leipzig'in son kararı bekleniyor ancak teknik direktör Jesse Marsh'ın 25 yaşındaki golcüyü takımda tutması düşük ihtimal görünüyor. Fenerbahçe Alexander Sørloth transferinde Leipzig'e kiralama önerisi götürdü. Almanya temsilcisi 2,5 milyon euro kiralama bedelinin yanına 10 milyon euro zorunlu satın alma maddesi koydurma peşinde. Kanarya ise bu rakamları düşürmeye çalışıyor. Sarı lacivertlerin forvet hattı için istediği geçen yılın gol kralı için de Hatayspor ile yoğun temaslar devam ediyor. Gabonlu yıldız için Hatayspor kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe daha makul bir fiyat ve birkaç oyuncuyu takasta kullanarak işi bitirme peşinde. Boupensa da devre arasında Hatayspor, Krasnodar ile anlaşmasına rağmen ben Türkiye'de kalıp Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak istiyorum demişti. Temaslar sürüyor. Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençler Birliği ile oynadığı hazırlık maçına teknik direktör Vitor Pereira'nın hırs, heyecan, istek ve sevinci damga vurdu. Maç boyu oturmayan sahadaki futbolculara tek tek seslenen taktik tahtasında 10 dakika isteklerini anlatan Portekizli teknik adam takımın 4. golüne sağ yumruğunu kaldırarak havaya sıçradı. Hürriyet'in haberine göre böylesi bir hazırlık maçında gösterdiği coşkulu tepki hakkında konuşan Portekizli teknik adam "Güzel fotoğraf ancak ben her zaman kazanmayı isterim. Arkadaşım ben buyum." Kulübede 90 dakika boyunca durmayan Pereira'nın oyuncularla iletişimde gözlerden kaçmadı. Samat da sakatlanınca yanına gidip darbe aldığı yere bakan ve ağrı durumunu soran Portekizli ikinci yarının ortalarında oyundan çıkan tüm oyuncularla çak yaptı. Caner çak sonrası Pereira'ya sarılırken aynı görüntüler maç sonunda da oluştu. 3 sezondur şampiyonluk vaatlerinin kopyasını çıkaran Ali Koç'un iddialı konuşmayı sevmem ama bu sene şampiyonlukta iddialıyız sözlerindeki cümle kurgusuna baktım. İddialı konuşmayı sevmeyen başkanın geçen sezon kaç kez mutlaka şampiyonuz dediğini hatırladım. İddialı konuşmanın kötü bir yanı yok ama insanın kendisiyle çelişmesi samimi değil. Her sezonu iki teknik adam ortalamasıyla tamamlayan bir başkanın gidecekleri belli olan adamları göreve getirmekte ne kadar iddialı olduğunu 3 sezondur izliyoruz. Şampiyonluktan çok daha anlamlı bir gerçek takım ruhudur ve Ali Koç'un o ruha hiçbir şekilde yatırım yapmadığını görüyoruz. O yüzden 3 sezonda sadece şampiyonluklar değil Saraçoğlu da ezeli rakiplere karşı elde edilen tarihler de yıkıldı gitti. Fenerbahçe'nin asıl sorunu yönetimdir. Geçen sezonun ruhsuzluğu hiçbir şekilde sorgulanmadı. Varsa yoksa talihsizlik masalı. Aldıklarının karşılığını verememekten utanmayan futbolcuların bir omuzlarda taşımadığı kaldı. Üstelik o futbolcuların çoğu takımda kaldı. Saklanan kusurlar
yeni sezonda cesaret ve direnişle mi takas edilecek? Yoksa takım içindeki ağalık sistemi bu sezon şekil mi değiştirecek? Bir avuç futbolcuyla harikalar yaratan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu irdeleyen kaç Fenerbahçeli futbolcu vardı acaba? Beşiktaş'ta olup bizde olmayan ne vardı diye merak edip araştıran. Komoli gibi bir adama 1,5 sezon arka çıkan Ali Koç, 3 sezondur neden kaybettiğini sorgulamadı ki futbolcular kendilerini sorgulasın. Sürekli borçlardan yana sızlanan bir şampiyonlukla her şeyi kazanacaklarını zannetmesi yanılgıdır. Onların kaybettikleri birçok şeyi bir daha kazanmaları mümkün değil. Şampiyonluk ateşini yerlemekle avuçlar dolusu kül olmuş parayı sevda yangını bellemek arasında harcanmış yılların resmi belgesi vardır. Fenerbahçe'yi özel yapan değerleri sıradan hale getirenlerin parmak izleri vardır. Büyüklüğün şanında şampiyonluktan daha anlamlı gerçeklerin var olduğunu anlatabilmek için futbolun tarihi yeniden yazılsa kimse okumaz. Fenerbahçe kulübünde genç futbolcular ipek böceğinin kozasında çürütülmeye bekletilirken, Kemal Ademi'nin çakılan kazığının üzerine 5 milyon euro yazarken okuyan oldu mu? Borçlandıkları bankacılarla aynı karede bulunmaktan gurur duyanlara hayalleri için bile kredi veriliyorsa o ülkede paradan başka ne konuşulur? Masal kitapları mı? Futbolcular da medya açıklamalarında Pereira devrimine katkıda bulunuyor. Neymiş, Pereira yarım kalan hikayeyi tamamlamak için gelmiş. Bedava mı gelmiş, üste para mı vermiş, yanında yazarlarını da getirmiş mi? Şımarık bir adama başkanlık kazandırmak adına hikayeyi tamamlamaktan bahsedenler Fenerbahçe'nin büyüklüğünü kenara iteklemiş. Borcunu ödemeye geldi diyen birine rastlamadım. Çünkü bu adama dönemin en görkemli kadrosu teslim edildi. Maçları kahve içerek izlerken kulübede bir çekyatı eksikti. Fenerbahçe bugün böyle adamları ödüllendirmeyi sever hale geldiyse, bu kapıdan giremez denilen adamlara kapıları araladığı zaman başlatmıştır devrimi. Büyük yürüyüş buydu belki de. Karşılaştığım bazı insanlar Fenerbahçe şampiyon olur mu diye soruyor. Elbette olur ama kaybettiği değerleri nasıl kazanır orasını bilemem diyorum. Çünkü bir şey gitti mi gider, hele birileri buna izin verdiyse. Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu. Sarık lacivertler kadrosundaki tek alternatifsiz bölge olarak gözüken sağ bek için Arsenal forması giyen Cedric Suarez için harekete geçti. Sabahın haberine göre teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Fenerbahçe yönetiminin de Pereira'nın bu talebi üzerine Arsenal ile kısa süre içinde temas kuracağı ve oyuncuyu resmen isteyeceği öğrenildi. Sarı lacivertlerin bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonunu kiralama. Kanarya'nın istediği Cedric'i elden çıkarmak isteyen Arsenal'in oyuncu ile ilgili tekliflere sıcak olduğu biliniyor. Arsenal'de 11'de şans bulmakta zorlanan Cedric'in de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı konuşuluyor. Portekizli Cedric'in piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. Sarı lacivertler kısa süre içerisinde bu transfere nokta koymak istiyor. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi Facebook ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.